Merhaba sevgili canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Şah İsa yetkiyle adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şah İsa'nın bir yetkisi var. Ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bütün İncil'in bütün Matta suresini bitirdik. Şimdi Markos'a geçtik. Markos suresi. Yine esinleniyorum okudukça. Orada ne yazıyor? İsa Şabat günü gelince... Şabat günü biliyorsunuz yani Yahudilerin ibadet günü, cumartesi. Cumartesi çalışma yasağı vardı Yahudilerde, hala var. Yani cumartesi çalışmak yasaktır ve ibadet içindir. Şabat günü gelince sinagoga girip halka öğretmeye başladı hoca olarak. Bir öğretmen, bir hoca bir şeyler öğretiyor, vaaz veriyor. Orada İsa vaaz veriyor. Oradakiler İsa'nın öğrettiklerine hayran kaldılar. Çünkü tam yetkiyle öğretiyordu. Şeriat hocaları gibi değil. Biliyorsunuz şeriat hocaları yani şu fıkıh uzmanı şöyle diyor, ulema böyle diyor, şeriat uzmanları şöyle diyor. Benim naçiz düşüncem şudur ama işte 100 yıl önce şu kişi şöyle demiş. Yani öyle konuşuyorlar. İsa dobra dobra, emin bir şekilde bu böyledir, şu şöyledir diye öğretiyordu. Herhalde halkın hoşuna gidiyordu. Açık ve net. Ama tabii soru sormak gerekiyor. Gerçekten öyle bir yetkisi var mı? Yoksa sadece kendinden çok emin konuşuyor muydu? Yani ilahi bir yetkisi var mıydı? İcazet var mıydı? Hak'tan öyle bir yetki aldı mı? Ve tabii biz biliyoruz, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. İsa Şah, İsa Mesih. Yani mesedilmiş Şah. Tabii ki yetkisi var. Yani Yüce Allah'ın yanından geldi dünyaya. Aniden o sinagogda bulunan cinli bir adam bağırmaya başladı. Ey Nasralı İsa! İşimize ne karışıyorsun? Bizi mahvetmeye mi geldin yoksa? Kim olduğunu biliyorum. Sen haktan gelen kutsal olansın. Ama İsa cinin sözünü kesti. Sus dedi. Adamın içinden çık. Ve o an cin bir çığlık attı. Adama kasılma nöbeti geçirtti. Sonra adamın içinden çıktı. Bunu gören herkes hayrete düştü. Heyecanla olanları konuşmaya başladılar. Nasıl bir şey bu? Bu adam tam yetkiyle yeni şeyler öğretiyor. Cinler bile emirlerine itaat ediyor. Böylece İsa hakkındaki haber bütün Celile bölgesine hızla yayıldı. Evet ve buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Kefarnahum şehrine geldi. Sinagoga girip halka vaaz etti. İsa Kefarnahum şehrine geldi. Sinagoga girip halka vaaz etti. Şeriat hocası gibi değildi. Şah İsa yetkiyle halka öğretti. Şeriat hocası gibi değildi. Şah İsa yetkiyle halka öğretti. Sinagogda cinli bir adam vardı. Cinli birdenbire kalkıp bağırdı. Sinagogda cinli bir adam vardı.
cinli birdenbire kalkıp bağırdı. İsa adamdaki cini susturdu. Şah İsa yetkiyle cini emretti. İsa adamdaki cini susturdu. Şah İsa yetkiyle cini emretti. İsa o adamdan cini çıkardı. Ve o an cin korkunç çığlık kopardı. İsa o adamdan cini çıkardı. Ve o an cin korkunç çığlık kopardı. Adam kasılma nöbeti geçirdi. Şah İsa yetkiyle cini defetti. Adam kasılma nöbeti geçirdi. Şah İsa yetkiyle cini defetti. Kervanım o adam sevindi coştu. Bunu gören herkes hayrete düştü. Kervanım o adam sevindi coştu. Bunu gören herkes hayrete düştü. Halk heyecanla bunları konuştu. Şah İsa yetkiyle halkı mest etti. Halk heyecanla bunları konuştu. Şah İsa yetkiyle halkı mest etti. Hakikaten Şahımız İsa halkı mest etti. Çünkü tam yetkiyle öğretiyordu. Dobra dobra. Şeriat hocaları gibi değil. Böylece İsa hakkındaki haber bütün Celile bölgesine hızla yayıldı. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye tıklayın. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.